Köpek Şafii mezhebinde göre necisül ayn bir hayvandır. Yani bizzat kendisi necistir. Onun için Şafii kardeşlerimiz daha hassas olurlar köpeklere karşı. Hanefilerde de salyası necistir. İçip artırdığı su necistir. Binaenaleyh köpeklerin evlerde beslenmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiyor evlerin içerisinde. Ama bir takım köpekler var ki bunlar insanlığa hizmet ediyorlar hakikaten. Mesela çoban köpekleri var. Avcı köpekler var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de avcı köpeklerle ilgili onlara Allah'ın size öğrettiklerinden öğretirsiniz diyor. Ve onların avladığı helal oluyor. Yani köpek eğitim alabilen bir hayvandır. Avcılık görevi görebiliyor. Bu yönüyle avcı olarak yetiştirilmesi, avcı olan köpeklerin efendim üretilmesi, koruma amaçlı olan köpeklerin üretilmesi, çoban köpeklerinin üretilmesi, yine bugün mesela özellikle de askeri alanda, polisiye alanında, narkotikte vesaire de insani yardımda, kurtarma ekiplerinde, mesela bu son yaşadığımız asrın felaketi depremde o hayvanların çok büyük hizmeti olmuş. Dolayısıyla onlar koku hisleriyle insanın canlı olup olmadığını, nerede olduğunu tespit edilebiliyor. Birçok yönüyle bu hayvanların insanlığa hizmetlerinin olduğunu görüyoruz. Bu tür bir gayesi olan, meşru bir hedefi olan nedir bu? İşte insan kurtarmada, narkotikte, polisiyede, askeriyede, çobanlıkta, efendim bugün yine biliyoruz ki bir takım ama kardeşlerimize rehberlik yapan köpekler var. Hakikaten baston gibi amaya yol gösteriyor, tehlikelere karşı onu uyarıyor. Bu tür bir hizmeti olan hayvanın alınıp satılmasında bir sakınca yok. Bununla ilgili niyeti de insan insanlığa bir hizmet olarak düşündüğünde bunda bir beis, bir sakınca olmaz. Ama süs köpeği olarak, yani tamamen köpeği bir meta olarak görmek, bir vazo olarak görmek, onun hayvan olduğunu unutup da şahsi zevki zevkimiz için efendim evde bulunsun, ben onu koklayayım, okşayayım vesaire filan türünden bir psikolojik takıntı haline getirmek ve bu hayvanların hürriyetlerini kısıtlamak doğru bir şey değil. Binaenaleyh eğer faydalı bir hizmet gördükleri alanda satışı yapılıyorsa bunda bir sakınca olmaz. Bunların üretiminde bir sakınca olmaz. Ama öyle değil de tamamen zararlı, mesela vahşi cinsler var. Bunlar hakikaten zaman zaman duyuyoruz, işte sokaklarda saldırıyorlar, ediyorlar. Bunların üretiminin yapılması, satışının yapılması, bunların saklanması, bunların beslenmesi doğru değil. Bunlar insanlık için tehlike arz eden şeylerdir. Cenab-ı Allah bütün kainatı insanın hizmetine vermiştir. Şimdi bazen böyle hayvansever olarak ortaya çıkan insan düşmanları oluyor. Bunlar kendi kendilerine de düşmanlar. 1000 tane, 10.000 tane, 1.000.000 tane köpek bir insanın hayatı için feda edilir. Asıl olan insandır. Eşrefi mahlukat olan insandır. Binaenaleyh burada dengeyi kaybetmemek lazım.